Şunu belirtmek gerekiyor ki hakikaten bugün bizim barış söylemimiz aslında toplumun gözü önünde yaşanan tüm toplumsal kesimlerin derinden bir bütünen hani ekonomik, sosyal, siyasal olarak hissettiği fakat yok sayılmaya çalışılan, gözden kaçırılmaya çalışılan, kriminalize edilerek Kürt sorunu aslında böyle bir savaş hiç yaşanmıyormuş gibi, ölümler olmuyormuş gibi sunmaya çalışılan bir ortamda barış demenin kendisi aslında savaş hakikatine dikkat çekmek amaçlıdır. Dolayısıyla bugün savaşın varlığını inkar eden bu sisteme karşı aslında savaş gerçekliğini alanlardan bir kez daha ortaya koyarak barışı, gerçek ve onurlu bir barışı tüm halklara armağan etmenin mücadelesidir. Bugün biz şiarımızı toplumsal barış için eşit ve özgür yaşam derken bu gerçekliğe vurgu yapmak üzerinden kurduk. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz ki barışın yanına özgürlüğü koymazsanız, barışın yanına adaleti koymazsanız, barışı eşitliğin yanında beraber tartışmazsanız boş bir söylemin ötesine geçmez. Dolayısıyla da hayat bulması mümkün değildir. O nedenle bu toplumun yeniden barışmaya, yeniden eşitliği, adaleti ve özgürlüğü, demokrasiyi inşa edebilmesi için öncelikle bu savaş gerçekliğini tekrardan kavraması, bu savaş gerçekliğini yaratan, savaşın yıkıcılığını tüm toplum üzerinde her gün biraz daha hissettiren hem bu iktidarı hem bu sistemi yeniden teşhir ederek gerçek bir barışı inşa etmeye ihtiyacı var. Biz 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde toplumdan gizlenmeye çalıştık ama toplumu her gün öldüren, toplumu her gün yoksullaştıran, toplumu her gün biraz daha sömürüye maruz bırakan bu savaş gerçekliğine karşı barışı savunan, barışın yanında eşitliği, özgürlüğü, halkların bir arada eşit biçimde yaşamasını, bu yaşamın da sahiplenmesini ifade eden bir gerçekliği hep beraber yeniden alanlardan büyütme, yeniden alanlardan seslenerek duyurma, haykırma ve bunu tüm halkların hizmetine sunma, barışı tüm halklar için isteme ve bunu var etme mücadelesi sürütüyoruz. Bu vesileyle de Ahmet'te gerçekleştireceğimiz bölge mitingine hem Ahmet halkını hem çevre illerden barış talebiyle gelmek isteyen herkesi davet ediyoruz. Özellikle kadınları, özellikle gençleri, özel savaş politikalarına karşı kadınları yaşamdan koparmaya çalışan, onları her gün şiddete maruz bırakan, yok sayan, gerçekliğini, kimliğini inkar eden bu sisteme karşı barış ancak kadın öncülüğünde gelişir diyerek kadınları ve gençleri 1 Eylül alanlarına, AMED'e, istasyon meydanına 1 Eylül günü saat 16'da bekliyoruz. Şu anda özelde kadınlar ve toplumun bir bütünü aslında bir hukuksuzluğun bir pençesi altında kendini yaşamayı yaratan, yaşamaya çalışan, dolayısıyla da yani doğanın katledildiği, insanların kadın cinayetlerinin hat safhaya çıktığı bir dönemde elbette ki 1 Eylül Dünya Barış Günü için biz çalışmalarımıza başladık. Dolayısıyla da bizim çağrılarımız ne yönde olmalı dediğimizde aslında gerçek bir demokrasi ve eşitlik kavramı çerçevesinde bir arada yaşamayı temel alan bir ülkede yaşamayı hedefliyoruz, bir dünyada yaşamayı hedefliyoruz. Küresel ısınmayla birlikte bu doğanın katliamları da dolayısıyla bunun yanı sıra insanların, kadınların ve çocukların aynı şekilde korunamadığını ve dolayısıyla da bunların yaşamlarını yitirmeleri önünde bir çağrımız olacak ve herkesin 1 Eylül Dünya Barış Günü için bütün herkesin el ele omuz omuza katılmalarını bekliyoruz. O gün özellikle kadınların hani toplumun yarısı olan savaştan, ekonomik şiddetten ve bütün dünya üzerinde var olan şiddetten ilk başta ve en çok etkilenen kadınlar olduğundan bence en çok sahiplenmesi gereken de bugünü en çok sahiplenmesi gereken de yine kadınlar ve mutlaka o gün savaşa, talana, ekonomik krize, ekonomik şiddete ve her türlü kadın üzerinde uygulanan şiddete karşı o gün alanlarda yeter demek için, çözüm yolları aramak için
Ve aynı zamanda o örgütlü gücün, kadının örgütlü gücünün daha fazla görünür olması için mutlaka 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde İstasyon Meydanı'nda tüm Ahmet halkını, özellikle Türkiye'nin demokratikleşmesini isteyen kadınların o alanda hazır olmasını ve zılgıtlarıyla, sesleriyle, sloganlarıyla eşlik etmesi gerektiğini ve eğer bu ülkeye, Kürdistan'a barış gelecekse Kürt kadınlarının getireceğinin bilinciyle tekrar kendi iradelerine sahiplenmeye ve dünya barışını, önce Kürdistan barışı için ve genelde dünya barışı için o gün bütün kadınlar orada olalım diye çağrımdır.